Diş hekimine gidip de diş filmi çektirmeyen var mı? Hani şu panoramik grafi dedikleri filmler. Herhalde yoktur. Eskiden diş hekimleri her hastadan film istemezdi. Hem röntgen cihazı sayısı çok değildi, hem de eski teknolojide filmler özel membranlar üzerine basılmak zorundaydı. Bu hem maliyet artışına hem de zaman kaybına neden oluyordu. Ama artık her klinikte röntgen cihazı var. Filmler artık dijital ortamda değerlendiriliyor. Çık diye baskıya gerek duyulmuyor. İşte bu sebeple diş filmi çekilmesi rutine bindi artık. Özellikle bir devlet hastanesi ya da özel bir kliniğe gittiğinizde muayene bile olmadan önce filme gönderiliyorsunuz. Diş filmleri ne kadar gereklidir değildir bunu tartışmayacağım. Konumuz bu değil. Belki çok gereklidirler, bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum. Bu filmler tiroid bezi için son derece zararlı. Dişlerle tiroid bezi arasındaki mesafe 8-10 santim. Her diş filminde tiroid dokusu röntgen ışınına maruz kalıyor. Peki bu önemli bir şey mi? Evet, hem de çok önemli. Bizim tiroid kitaplarımızda tiroid kanserinin nedenleri bölümünde ilk sırada ne yazıyor biliyor musunuz? Tiroid kanserinin en sık sebebi tiroid bezinin röntgen ışınlarına maruz kalmasıdır. Evet, en sık sebebi. Tiroid kanseri risk sıralamasında ilk sırada röntgen ışınları var. Tiroid gibi, meme gibi endokrin organlar röntgen ışınlarına aşırı hassastır. Bu endokrin organların doğasında var. Kadınlar iyi bilir. Mamografi dediğimiz memenin röntgen ışınları ile değerlendirildiği filmler 40 yaşın altında çekilmez. Tıpkı tiroid gibi meme de bir endokrin organı olduğu için kanser taraması yaparken memeyi kanser riskine atmış olursunuz. Sebep budur. İşte aynı durum diş röntgeni çekilirken tiroid bezi için de geçerli. Çeneye yönlendirilen röntgen cihazından gelen ışınların bir bölümü tiroidin içinden geçiyor ve dokuya hasar verebiliyor. Biz bu konuda bilimsel bir çalışma da yaptık. Bu deneysel çalışmada diş grafilerinin tiroid bezinin DNA'sında çeşitli düzeylerde hasarlar oluşturduğunu gösterdik. DNA düzeyinde hasarlar ve bunu uluslararası bir kongrede sunduk. Biz endokrinciler ve diş hekimleri arasında bu konu çok tartışılmıştır. Verilen savunma sıklıkla kullanılan ışın dozunun çok düşük olması şeklinde oluyor. Fakat bu bilimsel bir cevap değil. Neden değil söyleyeyim. İnsanların X ışınına karşı direnci çok değişkendir ve bu ölçülemez. Ne demek bu? Şu demek. Bazı insanların röntgen ışınına direnç düzeyi çok yüksektir ve değil bir tane diş filmi çekmek 100 tane tomografi çekseniz hiçbir zarar oluşmaz. Ama bazı kişilerin röntgen ışının direnci çok düşüktür ve tek bir diş filmi bile tiroid kanserini tetikleyebilir, başlatabilir. Son 10 yılda tiroid kanseri dünyada sıklığı en hızlı artan kanser konumuna geldi. Bakın dikkat edin, son 10 yılda sıklığı en hızlı artan kanser tiroid kanseri. Bunun çeşitli sebepleri var. Elbette tek sebebi diş filmleridir demiyorum ama diş filmlerinin burada ciddi bir katkısı olduğunu söyleyebilirim. Sonuç olarak diş filmi çektirmeden önce diş hekiminizle bunun ne kadar gerekli olup olmadığı konusunu tartışmalısınız. Film çekilmesi gerekliyse boyun bölgesinin mutlaka röntgen ışınlarını geçirmeyen özel bir boyunlukla korunmasını sağlamalısınız. Çocuk ve gençlerdeki riskin yetişkinlerden daha yüksek olduğunu da unutmayın lütfen.